2022 YKS'de ilk 18 bine giren, hayallerine ulaşarak üniversiteye kazanan Ayça Aksoy ile birlikteyiz bugün. Ayça hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Teşekkür ederiz. Seni gördük daha iyi olduk. Sizlerin başarısıyla bizler de daha mutlu oluyoruz, daha gururlu oluyoruz. Nasıl bir his? Artık üniversitelisin. Çok güzel bir his. Bu yıl üniversiteye gidiyorum. Az bir zaman kaldı. Evet. İngilizce öğretmenliğini kazandın. Bir öğretmen adayısın artık. Evet. Çok güzel. Peki bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Ayça Aksoy. 19 yaşındayım. Mardinliyim. Bu benim ikinci mezun yılım. İkinci mezun yılımda kazandım. Güzel bir üniversite kazandım. Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü. Sınav hazırlık sürecinde peki tek üzerimi nasıl keşfettin Ayça? Tek üzerimi ablamın bir öğretmen arkadaşı sayesinde keşfettim. Onu aradık, sorduk işte öyle hani uzaktan eğitim veren yerler var mı diye. O da sizi önerdi, birkaç yeri daha önerdi. Ama ilk sizi önerdiği için direkt hani giriştim böyle sayfaya, Instagram sayfasından bakın bunu. Güzel geldi. Sonra sizi aradım. Hani bilgileri falan aldım. Maddi açıdan özellikle benim için iyi oldu. Çünkü hani bazı öğrenciler ailesine gerçekten yani çok yük gibi düşünüyoruz. Hani yük olmak istemiyoruz. Özellikle maddi açıdan. Bu benim için iyi oldu mesela. Gayet uygundu. Eğitimleri, saatleri falan da benim için uygundu. O şekilde keşfettim. İyi ki de sormuşuz ve keşfetmişim. İyi ki de bizim öğrencimiz olmuşsun. Evet, iyi ki. Peki senden aldığın eğitimin faydalarından bahsedecek olursan, hani en çok faydalı olan şeyler bunlardı diyecek olursan nelerden bahsedersin? En çok faydalı olan benim için bana hız kazandırması. Çünkü aşırı yavaştım. Yani bir soru üzerinden defalarca geçebilirdim. Ama hoca sayesinde, hem TYT'de hem YDT hocaları sayesinde bayağı iyi bir hıza kavuştum yani özellikle dil alanında. Onun dışında hocaların verdiği enerji güzeldi. Derslerde yaptığı sohbetler ya da bazen böyle ders aralarında müzik açmaları bile iyi geliyordu mesela. Onlar böyle biraz olsun hani o sınav stresini vesaire çekiyordu. Onlar iyi geldi bayağı. Bir de daha çok ders çalışmama, hani azimli olmama, bir de özgüvenimi arttırmaya beni bunlara yönelttiler. Bunlar benim için gerçekten önemli. Özellikle özgüven konusunda. Bu şekilde bana güzel faydaları oldu. Peki tek uzemin öğretmen kadrosu nasıldı? Sana hitap ediyor muydu? Görüşlerin neler bu konuda? Öğretmen kadrosu bence güzel. Yani şey, cana yakın olmaları çok güzel. Bazen hani bir arkadaşmış gibi konuşabiliyorlardı da. Öyle sohbetlerimiz falan da oluyordu. Dersleri aktarmaları güzeldi. Bize teknik şeyleri veriyorlardı. Hani daha çok hız kazandıracak önemli yerleri. Hani özellikle matematik hocası mesela bazen şurayı boş verin derdi. Bir bakıyorum ben orayı çok kafaya takmışım ve hani sınavda önemsiz bir şey. Tam da senin gibi sınava hazırlanacak olan, 2023'te YKS'ye girecek olan milyonlarca öğrenci var, YKS öğrencisi var. O arkadaşlara neler tavsiye edersin? Bu süreçte sence neler yapsınlar? Bu süreçte ne olursa olsun pes etmesinler ve sabretsinler. Yani hani birkaç gün ara verilebilir derse, ben öyle oluyordum mesela. Bazen bir hafta bile sürdüğü oluyordu. Modum düşüyordu hani bu şekilde ben nasıl üniversiteye giderim diye. Ama sabredince bir de düşününce hani özellikle vakitleri varsa düşünüyorsan hani hala vaktim var. Bir şeyleri hala yapabilirim. Bunu düşündükleri zaman avantajlarına olur. Dezavantaj olmaz bu. Bir de azimli olsunlar. Yani düzenli çalışma. Bunu herkes söyler ama yani bazıları der hani herkes bunu söylüyor. Hani işe yaramıyor der. Ama yaptıkları zaman görecekler. Onlar da şaşıracaklar. Ben de yapıp şaşıranlardanım ne yazık ki. Peki en son artık senin gibi sınava hazırlanacak diğer arkadaşlara tek uzemi önerir misin? Tek uzemle sence sınava hazırlansınlar mı? Bence de hazırlansınlar. Zaten sınavdan önce bile hani soranlar vardı. Akrabaları mesela, çocukları vardı sınava girecekler. Onlara tavsiye ediyorum. Hatta bugün de misafirimiz var. Ona bile tavsiye ettim hani çocukları hani tek üzerine birlikte ilerlesin diye. Çünkü dershane yoruyor gerçekten. Sürekli dışarı çıkmak yoruyor. Ama canlı yayından olunca hani istediğin yerde girebiliyorsun derse. Mesela ben bazen yolculukta oluyordum. Buradan başka bir yere gidiyordum. Otobüste ya da işte arabada açıyordum, dinliyordum dersi. Ya da kayıtlarını dinliyordum. Notlar falan vardı, onlara bakıyordum. Bence daha avantajlı diğerinden. Çünkü yüz yüze olunca yoruluyorsun. Bence bir süre sonra yoruluyorsun. Hani sürekli yollarda olmak,
sürekli dışarıdan yemek yemekle dahil. Bunlar da çünkü etki edemiyor. Hani kendi evindesin, rahatın var, düzenin var. Azmiyle, istekliliğiyle, derslere katılımıyla, gerçekten özgüveniyle, motivasyonuyla bu işi başarmış. Çok da güzel bir sıralamayla başarmış. Seni tebrik ediyoruz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Özellikle sizin o attığınız her pazartesi mesajlar, onlar da çok güzeldi.